Gündem özel programımızın bir başka yayınında siz değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Saltukova Belediye Başkanımız Zerrin Güneş Hanımefendi ile birlikte buraya teşrifleriyle bizlerin ve sizlerin merak ettiği soruları sormak üzere birlikteyiz. Hoş geldiniz Zerrin Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben de sizlerle birlikte bu stüdyoda bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla da bugün Cuma günü izleyicilerimizin cumalarını tebrik etmek istiyorum. Ve içinde bulunduğumuz 3 ayların hayırlara vesile olmasını, akabinde de Ramazan'a hep birlikte, bayrama hep birlikte sağlık huzur içerisinde ermemizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Zerrin ediyorum. Güzel dilekleriniz için. Bugün bizleri kırmadınız ve yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizin öncelikle bir özgeçmişinizde kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Evet. Aslen Çankırılıyım. Evli, iki çocuk annesi. Öğretmen, asıl mesleğim öğretmenlik. Hayatımı Çaycuma'da devam ettiren AK Partili, gerçekten reis sevdalısı bir bayanım diye evet. Anlatmış olayım size. Evet, çok güzel. Yalnız ilk belediye başkanlığınız Cumhuriyet Halk Partisi ile gerçekleşti. Bu seçim süresi adaylığınızı koyma ve kazanma sürecinizi bize anlatabilir misiniz? Evet. 33 yıllık bir öğretmenlik hayatıyla birlikte 2013 yılında gelen teklifler üzerine değerlendirmeye aldık. Aday olduğum ve 2014 ve 2019 yılları arasında görev yaptığım beldede o dönemki seçimlerde AK Parti ve MHP'nin adayları belliydi. O süreçte CHP'nin adayı yoktu. Bunun üzerine araştırmalar neticesinde kiminle kazanabiliriz, kiminle çıtayı yükseltebiliriz konusunda CHP'nin araştırmaları neticesinde teklif bize geldi. Biz de teklifleri çok inceleyip sık dokuduk ama karar vermekte çok zorlandım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir öğretmenlik hayatı var. Aynı zamanda da 4. sınıfa kadar getirmiş olduğum öğrencilerim vardı. Ve bilirsiniz ki öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Aynı zamanda da bayanlar için gerçekten anne profili çizen bir meslek olduğu için karar vermekte biraz zorlandım. Hatta en son gün saat 5'e 5 vardı. Karar verip istifa dilekçemi Milli Eğitim'e sunduğumda. Biliyorsunuz bizler devlet memurları 657'ye tabi olduğumuz için istifa edip akabinde aday olmamız gerekiyordu. Evet. Aday olduk, istifamızı ettik. Sayın Başkanım, efendim. Burada... bu zorlu karar dediniz. Zorlu evet. Kararı vermenizde şimdi bir kamu görevlisisiniz, annesiniz, evet. Öğretmensiniz. Orada evet. Yaptığınız icraatlar ve faaliyetler noktasında daha iyisini verebileceğinizi düşüncesiyle mi bu kararı verdiniz? Evet, öğretmenlik hayatında nasıl özverili bir şekilde çalıştıysam, disiplinli bir şekilde... Bunun da belediye başkanlığı adaylığına karar verdiğimde ve seçildiğim takdirde aynı hizmeti burada daha yoğun bir şekilde vereceğime inandığım için aday olmayı kabul ettim. Biraz evvel anlatmıştım özgeçmişinizi, kendinizden bahseder misiniz demiştiniz. Antiparantez bir de ben şunu belirleyeyim. 2007 ve 2013 yılları arasında da Çaycuma'da Türk Eğitim Sen Çaycuma ilçe temsilciliğini başarıyla yürütmüş bulunuyorum. Çok hem öğretmen hem sendikacı, arkasından belediye başkanlığı. Bunlar yani Rabbimin bizlere armağan ettiği, gerçekten altın tepsinin içerisinde sunduğu güzellikler diye düşünüyorum ve şükrediyorum.
başarılı bir özgeçmişe sahipsiniz. Çok başkanım. Teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz işlerde sonucundaki icraatlar ciddi anlamda başarılar getirmiş size. Çok teşekkür ediyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi sizin adaylığınızda size ısrarla teklif etmesinin bu başarılarınızın sebepleri yatıyor evet. herhalde. Evet. Onu anlıyorum ben sizin evet. anlatımlarınızdan. Kabul ettiniz. Kabul ettim. Çünkü bize gelen tekliflerde yetiştirdiğimiz öğrenciler, beldedeki herkese dokunmamız, insanlara yaklaşımlarımız, büyükle büyük, küçükle küçük olmamız hep birer artıydı bu noktada. Tabii ki seçimde de partiden ziyade adayların da özgeçmişi ve gelecekte sizlere ne katkı sağlayabilir diye düşünceleri noktasında bunları düşünmeleriyle birlikte bize teklifler geldi ve teklifi değerlendirerek dediğim gibi 2014 yılında aday olduk. Aday olduğunuz evet. yıl seçimi kazandınız ve belediye başkanı oldunuz. Evet. Belediye başkanlığına icra ederken verdiğiniz sözleri yerine getirebildiniz mi, yapabildiniz mi? Nasıl bir süreçti bu 2,5 yıllık süreç sizin için? Evet, belediye başkanlığı adaylığı sırasında zaten gezdiğimiz evlerde dokunduğumuz insanlara yapacağımız çalışmalar hakkında bilgiler veriyor ve aynı zamanda da bitiklerde de yapacağımız çalışmalarla ilgili çok geniş kapsamlı açıklamalarda bulunduk ve bulunuyorduk da. Bunun akabinde kazandık, Allah nasip etti ve 5 yılı, 2,5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 2,5 yıl AK Parti'de dolu dolu bir belediye başkanlığı yaşadım. Amacım sadece halka hizmet, hakka hizmet unsuruyla görevime devam etmekti. Evet başkanım. Ben vicdanımı sorguluyorum. Her gece yastığa başımı koyduğumda vicdanımı gerçekten sorguluyorum. Ve vicdanımın rahat olduğunda gönül ferahlığıyla size burada belirtmek istiyorum. Niye diye soracaksınız. Gerçekten bir 5 yılı çalışmayla geçirdim. Evime dahi zaman ayıramadığım çok çok zamanlar oldu. Ne çocuklarıma, annem yanımdaydı, ne anneme, ne eşime. Dedim ki bu bizim omuzlarımıza yüklenen çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir hizmet aşkı. Bunu dedik, anlamıyla yerine getirmek bizim en önde gelen görevlerimizden biri olması diye düşündük. Çalışma planlarınız ve ilkeleriniz doğrultusunda görüyorum ki hakikatli işler başardınız. Evet. CHP Cumhuriyet Halk Partisi noktasında seçimi kazandınız. Fakat daha sonrasında bir istifa gerçekleşti. Evet. İlk sizi Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya getiren olay neydi başkanım? Olay neydi? Evet, çok güzel bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinde kazandık. Orada öğretmen olmamızın sebebiyle ve tanınan çevre, herkes tanıyor. İnanın her partiden de bize eşit mesafede oy verenler oldu ve büyük bir çoğunlukla seçimi kazanmış olduk. Ama seçimi kazandıktan sonra bir takım problemler yaşanmaya başlandı. Küçük yerlerde genelde menfaatler ön plana çıkıyor. Bireysel menfaatler ön plana çıkıyor. En basit bir örnek vereyim size. Ben sizin peşinizde koşturdum. Sizinle beraber dolaştım. Size oy verdim. Bunun karşılığı benim de çocuğumun sizin belediyede işe girmesi gibi yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Ama mitiklerde olsun, halkla iç iç olduğum zamanlarda olsun konuşmalarda ben belediyeye geldiğimde Allah nasip eder de dedim seçilirsem hiçbir çalışanı belediyeden çıkarmadan görevlerine devam edecekler. Bu sözü verdikten sonra onları çıkartıp da diğer taraftan
almış olsaydım bu benim karakterime asla ve asla yakışmayacaktı. Mitinglerde bunların beyanında tabii, bulunmuşsunuz zaten. Hep beyan ettim ve dile getirdim. Hep dile getirdim. Eğer ben bunu gerçekten yapmış olsaydım kesinlikle Zerrin Güneş karakterine bu sığmayacaktı. Ondan sonra da tabii bizimle beraber gezenler, bizimle beraber olanlar, oy verenler sırtlarını bu sefer dönmeye ve bizim hakkımızda dedikodular, yapıştırmalar, bir takım gazetelerde, sosyal medyalarda yazılar yazdırmaya başladılar. Ki bunlar ağza alınmayacak, gerçekten bir bayanı, anneyi, öğretmeni rencide edebilecek derecede anlatımlardı. Bu anlatımlara dayanarak yine ben sustum ve dedim ki susmak en büyük cevaptır diye düşündüm. İşime odaklandım. İşim hizmettir dedim. İşime devam etmeliyim dedim. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, ben ki belki kendilerine zararları dokunacaktır diye düşündüm ama hiç de öyle olmadı. Aynen. Olmadı. İlk karşı karşıya geldiğiniz sorunlar o zaman sizin bireysel menfaatler. Bireysel mevzularda evet. İstismarlar mı diyelim? İstekler bireysel. Ve bireysel istekler evet. Diyelim biz buna. Siz ve bir yapmadığınız için Ayşegül Hanımcığım şunu belirteyim. İki tane oğlum var dedim. Bir oğlum evli ve inanın şu anda oğlumun işi yok. Bunları da aslında göz önüne alacak olsalardı seçmenler veya etrafımızdaki insanlar, ben de sokabilirdim oğlum işimi. İlk kazandığım partide de sokabilirdim, geçtiğim AK Parti'de de sokabilirdim ama benim felsefeme uygun değil. Dedim ki bunlar bu şekilde davrandığımda partime zarar verebilir. Evet. Bu şekilde düşündüm. Yani kendi evlatlarınız noktasında evet. Da burada itinayla evet. iki partide de herhangi bir söz hakkı ya da aynen. Herhangi bir kamu görevi, aynen. Herhangi bir iş noktasında bir yerleştirme yapmadınız. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sizden istenen istekler doğrultusunda icraatta bulunmadığınız için eleştirilmeye evet. Ve ithamlarda bulunmaya başladınız. Evet. Bu sizi üzmeye başladı. Evet, üzdü tabii ki. Akabinde yapmış olduğunuz sizi üzen ve istifaya zorlayan. Evet. Bu arada şöyle de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin daha önce size aday teklifiyle ısrarlı bir şekilde gelmeden önce sizin Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakar bir tutumunuz olduğunu, görüşünüz biliyorlar. Olduğunu bilmiyorlar mıydı? Tabii ki mıydı? Biliyorlardı. Benim milliyetçi, muhafazakar bir bayan olduğumu, öğretmen olduğumu, hatta temsil ettiğim sendikanın da bu görüşte olduğunu, Atatürkçü olduğumu ve yetiştirdiğim öğrencileri baktıklarında gerçekten profilimin ne olduğunu bilerek, hissederek bunu getirdiler ama akabinde de bir takım böyle suçlamalar, sürekli eleştiriler, yaptığınız çalışmaları eleştiriyorlar. Camiye gitseniz niçin camiye gidiyor, başını örtüyor diyorlar. Mevlüde gitseniz niye başını örtüyor veya hacca gidenleri uğurluyorsunuz, niye dini söylemlerde bulunuyorsunuz gibi ithamlarda bulundular. Elhamdülillah. Hepimiz Müslümanız ve Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ben dinimi bu şekilde yaşıyorum. Görüşlerime her zaman sadığım. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur ve hiç kimse de karşısındaki insanı değiştirmek için bir çabaya girmesin. Girdiği zaman da bu sefer nahoş olaylar olmaya başlıyor. Başlıyor ve bu sefer de sizin yapacağınız çalışmaları kamçılayacağı yerde engellemeler başlıyor. Enerjiniz, motivasyonunuz tüketiyor, tabii ki tüketiyor. Ve kuruluşuna sahip çıkmış olduğunuz tabii ki. Yerde inançsızlık başlıyor değil mi? Başlıyor yani inançsızlık başlıyor. Yani ben kimlerle yola çıktım? Nasıl hizmetimi devam ettireceğim noktasında bu sefer soru işaretleri oluşmaya başlıyor.
bu şekilde de sürdürebilmeniz kolay mıdır? Kolay değildir. Her şeyiniz eleştiriliyor. Ama bu eleştire sadece size gelseler de yüzünüzü eleştirseler veya bu eleştirmeler neticesinde ortak noktayı bulsak amenna. Ama arkadan güreşerek bir takım sosyal medyalarda, gazetelerde yazı yazarak ve ithamlarda bulunarak bir bayana, bir anneye, öğretmene ben yakıştırmıyorum. Asla evet, ve asla yakıştırmıyorum. Ne kadar çok sesimi duyurabildiysem de genel merkeze kadar sessiz çığlıklarımı hiç kimse duymadı. Evet, başkanım. Duymadılar. Peki bulunduğunuz beldede bunlar yapılırken genel merkezde herhangi bir öneride ya da gelip durumu izah etme noktasında girişimleriniz oldu mu başkanım? Ben gazetelerde, sosyal medyada ve insanların birebir ağızlarında veya sosyal medyada vermiş olduğu demeçleri gördükten sonra genel merkeze gittim. Genel merkezde de Zonguldak'tan giden vekillerimizden olsun, o zamanın il başkanlarından, ilçe başkanlarından veya belde yönetiminden olsun, tabii ki kendilerini haklı çıkarmak noktasında yalan yanlış beyanlarına gideceklerdir. Hani en basitini söyleyeyim, bu başkan bizi dinlemiyor. Ben teşkilattan emir alacak bir insan değilim. Nasıl hizmet edileceğini bilebilen bir insanım ve hizmete de aşık bir insanım. Eğer oraya hizmet için geldiysem o insanların baskısına da asla ve asla tahammül etmem imkansızdır. Ankara'da bunu genel merkeze bildirdiniz mi? Bildirdim. Sıkıntılarınızı. Bildirdim. Sıkıntılarımı bildirdim. Ama çok da bir yaptırım uygulanmadı. Uygulanmadı. Ve hatta o sırada AK Partili milletvekillerime mecliste gidip ziyaret ettiğimde beldem olan hizmet noktasında bizlere nasıl yardımcı olabilirler, ne yapabiliriz istişare noktasında gittiğimde çok yoğun bir şekilde bombardımana böyle maruz kaldım ve inanın aforoz edildim böyle. Ne işi var o vekillerin yanında, niye gidiyor, ne oluyor? Ama şimdi bakıyorum tamamen tersine döndü olaylar. İçinde bulunduğumuz, kaybetmiş olduğum beldenin belediye başkanı şu an CHP'li ve bölgemizin milletvekiliyle samimi olduğu kadar onunla da istişarelerine devam ediyor ve diyorum ki ben de şimdi niye bir Cumhuriyet Halk Partili veya AK Partili birisi bir eleştiri olmuyor, eleştiride bulunmuyor. Bu eleştiriler niye banaydı? Niye çifte standart vardı? Burada bir şey anladığım pardon, başkanım, efendim? Bireysel isteklerin yerine getirilmediğinden ötürü size karşı bir cephe aldığını, evet, cephe alındı, anlıyorum sizin, evet, açıklamalarınızdan. Cephe alındı. Yanlış düşünmüyorum. Evet. Doğru mu? Peki sizin Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarınızı ayırmaya kadar getiren, evet, son olaylar, sabrınızı tüketen ve bu inancı köklü yerinden sarsan olaylar nelerdi başkanım? Evet, 2016 yılında biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkışmış olduğu hain darbenin neticesinde biz de elimize mikrofona alarak meydanlara çıktık ve aslanlar gibi vatanımızın, devletimizin, milletimizin, bayrağımızın, Kur'an'ımızın arkasında olduğunu hissettirdik. Bununla birlikte çok eleştirilere maruz kaldık yine. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydim o sıra ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'ndesiniz. Niçin FETÖ olaylarında elinize mikrofonu alıp da söylemlerde bulunuyorsunuz diye eleştirilerde bulundular. Halbuki hem ilçemde hem de İstanbul Taksim'de FETÖ ile ilgili olan olayları halka anlatma neticesinde noktasında çok güzel bir mitinglere biz imzamızı attık. Çeşitli belediye başkanlarıyla.
Bunun akabinde de zannedersem Ağustos ayıydı. Ağustos ayında hacıları Mekke'ye uğurlayacağız. Başkanım, oraya geçmeden önce evet. 15 Temmuz olayı sadece bir partinin ve siyasi görüşün olayı olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma. Bu bir millet ve vatan sorumluluğu. Tabii ki. Bu sizin söylemleriniz ve iddialarınız noktasında bu ülkeler bana yanlış geldiği gibi size de yanlış gelmiş. Bana da çok yanlış geliyor muhtemelen. Tabii ki. Bununla ilgili sizin röportajlarınız var 15 Temmuz'la ilgili. Kısa bir kayıt olarak onu izleyecek. Çok memnun olurum. Çok memnun olurum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere Saltukova Belediye Başkanımız Sayın Zerrin Güneş Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Başkanım, gel. Şendoğan yardımcı olun. Sayın Kaymakamım, değerli müftüm, İlçe Milli Eğitim Müdürü, kurumların değerli amirleri ve çok kıymetli Çay Cuma halkı, sizleri selamların en güzel olan Yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Evet, yaşlı demediniz, genç demediniz, çoluk çocuk demediniz. 25-26 gündür bu meydanları doldurdunuz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Geçen haftada İstanbul'daydık, Taksim'deydik. Orada da çok harika bir topluluğun karşısında duygularımızı dile getirdik. Zonguldak'ın, Saltukova'nın, Çay Cuma'nın selamlarını ilettik. Oradan da sizlere binlerce selam getirdik. Lütfen kabul buyurun. Evet, tarihe adını altın harflerle yazdırmış olan yüce Türk milletini, ne FETÖ'nün askerleri, yapmacık askerleri, ne tanklar, ne tüfekler hiçbir zaman birlik beraberliğimizi bozmayacak ve bozamayacak. Bizdeki bu yürek, bizdeki bu manevi güç, bizdeki bu Allah sevgisi, Kur'an, Rahman sevgisi, vatan ve millet bayrak sevgisi olduğu sürece bizim vatanımız binlerce yıl yaşayacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, kötülere fırsat vermesin, kötülük yapmak isteyenleri kahru perişan eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah emanet olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlgili yapmış olduğunuz söylemler noktasında eleştirildiniz. Daha sonra yine bir açıklamanızda Ümre'ye giden hacılarımız noktasında bir veda gönderme programı düzenlediniz. Orada da bir eleştiri aldınız. Aldım. Onun da kısa bir veteresini izledikten sonra bu konuda açıklamalarınızı istirham edeceğim sizden. O veterayı da izleyelim. Tamam, izleyelim. Konuyu bütünleştirelim. Değerli müftüm, değerli belediye başkanım, Milli Eğitim Müdürüm, kurumların değerli amirleri, çok değerli hemşehrilerim, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz evvel Milli Eğitim Müdürüm ifade etti. Bir anda gurur, bir anda hüzün. Bugün şanlı destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Bir yanda da şehadet şerbetini içen çok sevgili kardeşimiz Kerim Keçeci'yi öğleden sonra ebedi istirahatgahına yolcu edeceğiz. Bütün dualarımız onunla
Rabbim mekanı cennet etsin. Geride bıraktıklarına da sabırlar ihsan eylesin. Bu mahşeri kalabalığı toplayan buradaki siz değerli vatandaşlarımız. Evet, biraz sonra nemli gözlerle sevdiklerinizi, ananızı, babanızı, eşinizi, dostunuzu kutsal topraklara yolcu edeceksiniz. Tek dileğimiz, Rabbimden tek temennimiz, sevdiklerinize hayırlısıyla hac farizasını yaptıktan sonra sağ salim kavuşmanızdır. Siz değerli hacılar, ne mutlu size. Rabbim size, Hazreti Muhammed Peygamberimiz sizleri çağırdı. Vazifenizi yerine getirmek için kutsal topraklara sizleri yolcu edeceğiz. Tek dileğimiz, duamız, güle güle gidin gelin. Dualarınızı siz geride kalanlar bizleri unutmayın. Bizler için de dualar edin. Rabbim o kutsal toprakları bizlere de inşallah kısmet eder. Biz de Allah rızası için görevimizi yerine getirmiş oluruz. Laf uzatmayalım sıcak bir yandan. Ben tekrar değerli hacılarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sizlerin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Geçirdiğimiz şu kaos ortamlı günlerinde en kısa zamanda bitirilip birlik beraberliğimizin de daim olması dileğiyle selam ve dua ile Rabbime emanetsiniz. Evet Sayın Başkanım. Evet. Güzel bir uğurlama olmuş. Herhalde teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstifa etmeden önceki son olaylar bunlar mıydı? Evet. Eleştirildiğiniz, evet. Yaftalamada bulunduğunuz. Evet. Maalesef öyle oldu. Bulundukları. Şöyle, hacıları uğurluyorsunuz, hacıya gidecek halkımız, onları uğurlamaya geliyorsunuz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Orada başımı bağlamak benim dini vecibelerimi yerine getirebileceğim bir atmosferin içinde bulunuyor. Onu dahi eleştirdiler ve söylemlerimi şu şekilde anlatmaya çalıştılar. Dini söylemlerde bulunuyor. Dini söylemler bulunuyor değil. Hacıya gidenleri elime mikrofonu aldığımda şarkıyla mı uğurlayacaktım ben? Tabii ki dini söylemlerde bulunarak ve onları uğurlayarak kutsal topraklara göndermek bizim görevimizdi. Bunu bile eleştirdiler ve bu eleştirilerle birlikte Ankara'dan ithal gazeteci getirerek, bunları göstererek bizim hakkımızda olmadık karalamalar ve çeşitli izahlarda bulundular. Bunlar da bardağı dolduran son damlaydı. Yani eleştiri. Nereye kadar? Tabii ki eleştiri olacak, eleştirecekler. Ama sürekli eleştiri ve yaptığın hizmetin, yaptığın çalışmaların, gittiğin, geldiğin yerlerde dahi bir art niyet aranıyorsa eğer, bu partide kalmanın hiçbir anlamı yoktur diye düşündüm. Ve şunu da söyleyeyim. Tabii çok sık Ankara'ya gidip geliyorsunuz. Hizmet alabilmek için Ankara'ya gidip gelmemizi bile bizi Ankara'ya gezmeye gidiyorlar diye lanse etmeye çalıştılar. Ben Ankara'yı neresini gezeyim? Zaten apar topar geliyoruz. Oradan o bakanlığa, o müdürlükten o müdürlüğe hizmeti nasıl alabiliriz diye koşturuyorsunuz. Anladım başkanım. Sizin güzel bir kazandığınız seçimde sizi yıpratma politikalarıyla yıpratarak istifaya kadar getirdiklerini evet. Beyan ettiniz, söylüyorsunuz şu anda. Peki istifanızı verme tarihiniz, kaç yıl görev yaptınız CHP'de? Hemen hemen 2,5 sene görev yaptım. Ekim 2016'da istifamı verdim ve geçiş sürecini ister misiniz? Evet. Onu siz mi sorarsınız? Oradaki istifa akabinde AK Parti'ye bir geçiş sağladınız. Evet.
rozetini taktınız. Orayı da kısaca öğrenebilir miyiz? Tabii ki. İstifa ettikten sonra o dönemin milletvekilleriyle görüşmelerimiz devam ediyordu. Hatta milletvekillerimizin dedikleri şöyleydi. Sizin gibi değerli bir başkanımızı partimizde görmek bize onur verecektir, mutluluk verecektir. Teveccühünde de bulundular. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bizler de düşündük, taşındık gerçekten. Yuvamızın orası olabileceğine ve orada halkımıza daha fazla hizmet edebileceğimize, gönül rahatlığıyla, aynı zamanda da beyin rahatlığıyla hizmetimizi devam ettirebileceğimize inandığım için teklifi kabul ettim. Ve o zamanın başbakanı Sayın Binali Yıldırım Beyefendi rozeti takarak AK Parti'ye adımımızı atmış olduk. Ama zaten yıllardır AK Parti'nin içerisindeydik. Anladım başkanım. Çalışmalarınız ve hizmetleriniz çok hızlı, verimli olmasına rağmen sol seçimi beldenizde kaybettiniz. Evet, kaybettim. Bunun nedenlerini sizin öngörülerinizi alabilir miyim bu noktada? Tabii ki. Düşüncem şöyleydi. Bu kadar hizmeti yaptık. Bir dönem daha bize, 5 yıl daha bize bir dönem daha verebilirler diye düşünüyorduk. Ama maalesef öyle olmadı. Düşünceler şu yöndeymiş. Zonguldak'ın ilk ve tek kadın belediye başkanlığı unvanını almıştım. Yine şükrediyorum. Onun asabiyle belki bu dönemi de kazanırsa önü açılacak. Belki vekilliğe doğru gidebilecek diye gerçekten yollarımız, önümüz kesilmeye çalışıldı. Ve beldede AK Partiliyiz deyip de şimdi AK Parti'nin içerisinde, AK Parti'nin toplantılarında boy gösterenler önce ithal bir MHP'den belediye başkan adayını getirdiler karşımıza. Bizim oylarımız parçalansın, bölünsün diye. Daha sonra miting gününde MHP'nin kazanamayacağını anlayınca bu sefer ibreler tamamen CHP'ye döndü ve CHP'nin içerisinde alabilecekleri kişiler belirlendikten sonra biz kazanacağımız seçimi 21 oyla kaybettik. Bu kaybetmeyi gerçekten henüz atlatabilmiş değilim. Niye derseniz, gecemizi gündüzümüze kadar katarak hizmet noktasında çok büyük özveride bulunduk. Karşılığı bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Burada yani bir 5 yıl daha verilmeliydi yapacağımız icraatları, projeleri yerine getirebilmek için. Çünkü bizden önce hiçbir çalışma yapılmamıştı. Bizimle birlikte halkımız çalışmayı gördü. Evet başkanım. Çalışmalarınızın inşallah daha hızlı şekilde devamını diliyorum. İnşallah, temennimdir. Allah'ın nasip etsin diyorum. Evet. Son eklemek istediğiniz başkanım, evet. Anlatmak istediğiniz, değinmek istediğiniz bir konu var mı? Evet. Şunu söylemek istiyorum. Yine siyasetin içerisindeyim. Asla ve asla küsmedim, kırılmadım. AK Parti'nin içerisinde aslanlar gibi mücadeleme devam ediyorum. Reisimize layık olmaya çalışıyorum. Reisimizin görüşleri yolunda ilerlemeye ve halkımıza reisimizin nasıl yardımcı olabiliriz konusunda onlara izah etmeye, anlatmaya elimden geldiğince sosyal medyamda olsun, birebir olsun yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve bizim için şu önemli olan 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim. Hepimizin oraya odaklanıp halkımızın istikrarı noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması, bayrağımızın dalgalanması,
ezanımızın okunması, birlik beraberliğimizin daha da güçlenmesi, birleştirici olmamız asabiyle yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Belki biraz özel olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılan sizin inançlarınız ve ilkeler doğrultusunda yaşatılan sıkıntıları AK Parti'de şu anda yaşadığınız ya da sizin inançlarınıza ters gelen olaylar mevcut mu? Hayır, kesinlikle. Burada huzurlusunuz. Hayır, huzurluyum. Gerçekten çok huzurluyum. Ve insanlar inançları doğrultusunda hiçbir zaman eleştirilmemelidir diye düşünüyorum. Ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten benim nasıl bir kişiliğe, karaktere sahip olduğumu bilerek teklif getirdi. Her zaman söylüyorum, milliyetçi, muhafazakar bir kişiliğimi biliyorlar. Ama ondan sonra da beni bir eleştiri bombardımanına tutmalar sizi gerçekten motivasyonunuzu düşürmeye yetiyor da artıyor bile. Ama ben yine düşürmemeye çalıştım. Yine hizmet noktasında çalışmaya devam ettim ama bazı şeyler üst üste gelip de dolduğu zaman taşıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki yeter artık, buraya kadar, yeter. Anladım. Ve daha sonra bulunduğum çatının altında çalışmalara devam ettim ve memnun olduğumu, mutlu olduğumu da bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınız milletimiz ve halkımız için verimli ve istikrarlı olsun inşallah. Amin, inşallah. Gündem özel programımız bugün sizinle birlikte kapatalım. Gündemimizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam çok ayrı bir değer verdiğim Külliye TV'ye sizlerle olmaktan son derece mutlu olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İnşallah bir dahaki yayında beraber olmak üzere sizlere, çok sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize sevgi, saygı, muhabbet ve dualarımı iletiyorum. Çok, ve çok teşekkür ederim ediyorum. Başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir dahaki diliyorum. Yayında görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.